Şimdi ikizkenar üçgen verilmiş. İkizkenar üçgen tabanı 8. Bizim aradığımız x uzunluğu. Eğer bir dik üçgen oluşturursak şu 45 dereceden faydalanabiliriz. Yoksa bu 45 bizim işimize yaramıyor şu aşamada. Bunun için bir tane dikmeyi indirebiliriz A noktasından. Şöyle bir dikmeyi indirirsek buradaki 45'i artık kullanabiliriz. Tabii bu aradaki parçayı hiç görmezsek, şu an karaladığım bölümü hiç görmezsek, sanki yokmuş gibi düşünelim. Bu ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen ve bir dikme indirilmiş. Bu dikme tabanı ikiye bölecek. Taban uzunluğu boydan boya 8. 8 olduğuna göre 4 4 paylaşacaklar. Tabii 4 olması için şu parça 4, tamamı şu taraf da 4 olacak. Ya da 6'dan 4'ü çıkarırsak oradan da söyleyebiliriz. Bu parça 2 olacak. Tamamı 6, 4 burası ise şurası 2. Ya da burası da 4 olmalı. Şu parça 2 ise bu da 2 olacak. Şimdi karaladığım yeri açıyorum. Şu sarı üçgene bakalım. Bu bir dik üçgen. Açılarından biri de 45. O halde diğer açısı da 45 olmalı. Şurası da 45 olmalı. Tam benzemiyorsun. Burası biraz daha uzun kaldı ama bu ikizkenar dik üçgen. Yani şu parça bu parçaya eşit. Bunun hipotenüs uzunluğunu direkt bulabiliriz. İstersek ikizkenarlıktan şuraya 2 deyip Pisagor teoremi de uygulayabiliriz. Ama 45-45 90 üçgeninde hipotenüs uzunluğu dik kenarın yani şuranın kök 2 katı olur. Bizim aradığımız x 2 kök 2 oluyor. Pisagor'dan da yapsak yine aynı sonuç çıkacaktı. 2'nin karesi 4, 2'nin karesi 4, 8, kök 8 o da 2 kök 2 olur.